Ey ezelden cana canan merhaba. Ta ebed ey derde derman merhaba. Ey rauf kul, ey rahim kul merhaba. Ey şefik kul, ey kerim kul merhaba. Mihri İslam ey Süreyya merhaba. Halka ey şefkatte derya merhaba. Merhaba alemde seyyid merhaba. Merhaba ey sırrı tevhid merhaba. Merhaba ey enbiyanın canevi. Merhaba ey evliyanın pertevi. Merhaba alemlerin ey rahmeti. Merhaba ademlerin ey cenneti. Merhaba ey gonca güller gülü merhaba. Merhaba ey bağ Kur'an bülbülü merhaba. Merhaba ey nuri iman merhaba. Merhaba ey zirve insan merhaba. Merhaba sevgili izleyiciler. Seyyid-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz için yazılan merhaba şiiriyle merhaba ettik size bugün. Evet, TV Kayseri ekranlarında canlı olarak yayınlanan Sahura Doğru programının bir yenisinde daha yeniden birlikteyiz. Efendim bu gece de sahurdan sehere doğru bir yol bulup programımıza başlıyoruz. Yolculuğumuza revan oluyoruz. Bugün de iki kıymetli konuğumla, iki aziz misafirimle sizlerleyiz. Sevgili izleyiciler, sabah ezanlarının Kayseri semalarında yankılandığı ana kadar birlikte olacağımız programımıza haydi bismillah diyelim ve başlayalım efendim. Kıymetli izleyiciler, bugün iki kıymetli konuğumuz var dedik. Kayseri Bünyan ilçesi ilçe müftümüz Sayın Mahmut Taş yapan hocamla beraberiz. Bugün kıymetli hocamla aile mefhumu üzerinde konuşacağız. Ailede doğruluk, ailede mutluluk, ailede huzur. Bütün bu kavramlar aile için, ailede yaşanacak huzurun, dünya hayatının bizi taşıyacağı cennet hayatından inşallah konuşacağız. Fakat öncelikle ev sahibine, misafirlerine hoş geldin demek yaraşır. Biz de kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz. Değerli hocam hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok kıymetli misafirimiz Ramazan'ın yanında bizim pek değerimiz olmaz ama ne kadar güzel merhaba dediniz Resulullah'ın gelişine. Biz de merhaba diyelim bu mübarek Ramazan'ın gelişine. Öyle Allah elleri, öyle Ramazan aşıkları var ki merhaba ya şehri rahmet. Merhaba ey şehri gufran. Merhaba ey şehri furkan. Merhaba ey şehri Kur'an diyerek başladıkları sözlerine 70 kadar merhaba sözünü bu güzel ayın sıfatlarını ekleyerek söylemişler. Güzelin vasıfları saymakla bitmez diyerekten orada durmuşlar. Biz de bu güzel aya ve sizlerin bu güzel hoş geldinle merhaba diyor. Seherin vaktinde, sabahın, gecenin bu saatinde bizleri izleyen,
TV Kayseri'mizden bizleri evlerine konuk eden tüm kardeşlerimize, tüm izleyicilerimize yürekten merhaba diyoruz. Evet hocam. Kıymetli hocamız, Sayın Müftümüz, müftü olmasının yanında iyi bir hatip, iyi bir söz üstadı. İnşallah bugün kıymetli hocamla vakti böyle birlikte kuşanacağız. Vakti böyle paylaşacağız sevgili izleyiciler. Bir kez daha kendilerine teşrifi için teşekkür ediyoruz. Allah ve olsun. Bugün kıymetli bir dostum, sevgili kardeşim, uzun yıllar aynı sırayı paylaştığım hafız, sanatçı, İmam Hatip, Bünyamin Fındıkçı kardeşimiz bizlerle. Sevgili dostuma, kıymetli hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Afiyet olsun Bünyamin hocam sizden. Olsun, sizler de iyisiniz. Maşallah, elhamdülillah biz de iyiyiz. Görüyoruz sizin programlarınız da yoğun, çalışmalarınız yoğun. İnşallah bugün kıymetli hocam da bizlerle birlikte olacak. Şayet lütfederse yine her güzel sözün önünde, her güzel işin önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti olur. Onunla başlayalım. Hafız Bünyamin Fındıkçı hocamız okuyor. Bizler de can kulağımızla dinliyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون
Ve qilihi ya Rabbi inna ha ula'i qawmun la yu'minun. Fasfah عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله. Evet. Amenna ve sattakna ya Rab. Sen ne söylersen doğru söylersin. Ne söylemişsen doğru söylemişsin. Çok latif, çok naif bir tilavetle Bünyamin Fındıkçı hocamız Kur'an-ı Kerim tilavet ettiler. Cenab-ı Hak sadasına, sesine, kıraatine güç kuvvet versin. Hakikaten gönüllerimiz hoş oldu. Bünyamin Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocamız inşallah bugün bize ilahilerinden, kendi eserlerinden de seslendirecekler ilerleyen dakikalarda. Efendim tekrar mütebessim çehresiyle, güzel sözüyle Kayseri Bünyan ilçe müftüsü kıymetli hocamız Mahmut Taşyapan hocamıza dönüyoruz. Efendim yeniden hoş geldiniz. Allah teşekkür razı ediyoruz. Olsun. Hoş bulduk. Muhterem hocam aile konusu. Bugün konu başlığı olarak bize ödev olarak verilmiş. Bu konu evet. Üzerinde konuşun denilmiş. Biz aile konusunda konuşacağız. Ailede doğruluk ve doğruluk eğitimi başlığı varsa da biz aile kavramıyla başlayalım. Ve evet. O yöne doğru bir yol bulalım isterim. Aile nedir hocam? Allah razı olsun. Saad hocam bir kez daha bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlarken aleykümselam. Hakikaten yüreklerimize dokunan okuyuşundan, tilavetinden dolayı Bünyamin hocama ben de çok teşekkür ediyorum. Ve bir cümle okuduğu yerden ifade ederek başlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Aile zaten Rabbimizin Kur'an'da bize emrettiği bir teşekkülden söz edeceğiz ama daha o teşekkül etmeden onun bir altyapısı oluşturulur değil mi? Bir tanışması, bir istemesi. Burada Bünyamin hocam okurken Cenab-ı Hak kendisini yerlerin, göklerin ilahı olarak tanıttıktan sonra ona iman etmeyenlere bile bırak onları ey Habibim, onlara bir selam ver. Selamın en güzeliyle selamla. Nasıl olsa bir gün gerçeği, hakikati onlar görecekler diye evet. ifade etti. Kur'an'ın neresine bakarsak bakalım, yani Bünyamin hocam da tam Kur'an'ın kitabın ortasından okudu ama hangi ayeti okursak okuyalım bize öyle hitap ediyor zaten. Malumunuz benzer ayetlerde de ve izâ merru billâvi merru kirâmâ diyor Rabbimiz. Yani bırak onları sen güzellikle sav, güzellikle savuştur ama bir gün hakikati mutlaka görecekler. Evet. Aile de esasında kıymetli hocam pek çok hakikatin görüldüğü evet hocam. Temelinde Allah emri olan sevgili peygamberimizin sünneti seniyyesi üzere teşekkül eden evet. kutlu bir yuvanın, kutlu bir varlığın adıdır esasında. Neden Allah emri diyoruz? İsterseniz ailenin şöyle teşekkülü noktasında
Rabbimizin bize işaret ettiği şu ayeti kerimeyi hemen hatırlayalım. Kur'an-ı Mübin'in Rum suresi adıyla, namıyla anılan suresinde malumunuz. Rabbimiz göklerin ve yerlerin yaratılışında, insanın yeryüzüne insan olarak gönderilmesinde, arzın öldükten sonra, ölü zannedildikten sonra nasıl canlandığında, bir de iki canın bir araya gelerek nasıl bir hayat meydana geldiğinde, alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanının yüceliğinin delilleri olduğunu peş peşe sıralamış. Gece ile gündüzün ard arda gelişinde. Evet. Mesela Yüce Rabbimiz yeryüzünde öyle alametler, öyle alameti farikalar koymuş ki esasında zatına inanmamak, onun varlığını kabullenmemek mümkün değil. Azıcık aklı olan işin. Hani buyuruyor ya, fenzur ila athari rahmetillah keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Evet, yani bak diyor, Allah'ın yeryüzündeki eserlerine bir bak. Nasıl ki o yeri ölü halinden sonra diriltti. Biliyorsunuz Rabbimizin bir damla yere düşen rahmetiyle o toprak canlanıyor. Oradan bin bir türlü nebatat, neşvü nema bularak hayat fışkırıyor. Hatta Yüce Rabbimiz o hayatı, o canlılığı verecek olan rahmetinden önce rüzgarları diyor müjdeci olarak gönderen odur. Evet hocam. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderir. O rüzgarlar ağır bulutları sevk ederler. Ölü zannettiğiniz toprağa ondan bir rahmet düşer ve ora hayat bulur. Esasında bu ayeti okuyunca kıymetli hocam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini Rabbimiz rahmet olarak bize anlatmış. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ hitabının sahibi peygamberimizdir. Ve adeta ondan önce gelen bütün peygamberler, Hazreti Adem aleyhisselamdan atamız, ilk ailenin sahibi babamız Adem aleyhisselamdan sevgili peygamberimize gelinceye kadar gelen bütün peygamberler adeta o rahmetin müjdecisi rüzgarlar gibidirler. Bunu niye söyledim kıymetli hocam? Aile de esasında Allah-u Zülcelal'in ilahi rahmetiyle hayatın canlandığı, evet, iki canın bir araya gelerek nice canların, nice hayatların çoğaldığı bir yer. İşte bunu ifade ederken de Rabbimiz yine uluhiyetinin, şanının, yüceliğinin bir delili olarak buyuruyor ki Bismillah. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Evet, Allah'ın şanının, yüceliğinin delillerinden birisi de size kendi canlarınızdan, kendi nefislerinden size benzeyen eşler yaratmasıdır. Kadın için erkeği, erkek için kadını. Esasında bu eş kelimesini hakikaten Türkçemizde yani o kadar güzel aileyi ifade eden kelime olarak bulmuşlar ki mükemmel. Birbirini tamamlayan, birbirini tek parçası. Evet, tamamlayan. Ama bunu yaratan kim? Allah. Niçin? Liteskunu ileyha. Evet. Evet. Bir sekinetin, bir sükunetin meydana geleceği bir mekanda o iki canı bir araya getiren Allah'tır.
ilk iki canı cennetinde bir araya getirdi, değil mi? Evet. Hazreti Adem aleyhisselamı yarattı. Sonra ondan min nefsin vahide buyurdu Kur'an'da. Eşini, annemizi, anamız Hazreti Havva validemizi yarattı. Onlara bir sekinet, bir sükunet ihsan eyledi. Sonra ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Bu sekinetin devamı için, bu rahmetin indiği yerde hayatın canlanması için onlar arasında diyor bir rahmet, bir meveddet halk etti. Evet. Evet. Meveddet kelimesini kıymetli hocam düşündüğümüz zaman tabii çok derin manalar olmakla beraber esasında birbirini çeken iki gönlün, iki sevginin ifadesidir meveddet. Evet. Ayeti Kur'aniye'de de Cenab-ı Hak vüd kelimesini malumunuz kullanıyor. Oradan geliyor. Dolayısıyla ilahi zatının yüceliğinin delili olarak bize insanlığa sunduğu en kıymetli bir araya gelişin, en kıymetli iki gönlün bir araya gelişin ifadesi aile. Ve devamında Rabbimiz buyuruyor ya inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Evet. Yani akleden, düşünen topluluklar için bunda çok büyük hikmetler var. Öyle esasında Rabbimizin birbirimize eş olarak yaratması olmasaydı bir kız çocuğu dünyaya geliyor, el bebek, gül bebek ne yapılıyor? Büyütülüyor. Bir erkek çocuğu dünyaya geliyor, el bebek, gül bebek büyütülüyor. Evet. Eğer Allah'ın emri olmasaydı, hiçbir aile, hiçbir anne baba o evladını, kızını ya da oğlunu başkalarının koluna terk edemezdi. Evet. Ama Rabbimiz öyle bir düzen, öyle bir emir vermiş ki biz buna ne diyoruz? Sünnetullah diyoruz. Yani fıtrat bunu gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla Allah-u Zülcelal'in emriyle teşekkül eden ve adına yine en güzel sözlerden biri olarak yuva ismi verilen ve gerçekten sekinetin, sükunetin, rahmetin, muhabbetin bir araya toplandığı yerin adı işte aile olmuş kıymetli hocam. Evet hocam. Esasen evet. Çok dört başı mamur bir aile tanımı oldu. Hazreti Adem'le başlayan ve evet. Cenab-ı Hakk'ın bir fıtrat üzere yarattığı insanda belli kodları olan, belli sınırları olan, çizgileri olan, evet. O çizgilerin dışına çıkılmaması gereğinin vurgulandığı bir aile evet. Tanımı oldu ayet-i kerimeden hocam. Muhterem hocam, aile kavramının zaman içerisinde farklı anlamlar yüklenerek günümüze kadar geldiğini görüyoruz. Bu farklı anlam yüklenmekten kastettiğim şu, kimi zaman müsbet manada, kimi zaman da dejenerasyon manasında, fıtratın bozulması manasında. Biz evet. Bugün çok o kısmına girmeyeceğiz ama ailenin bizim muamelat dediğimiz yaşantımızda, hayatımızda öneminden bahsedeceğiz. İki, insanın birbirine karşı olan sorumluluklarından bahsedeceğiz. Ve evet. Bu sorumlulukların en başında da hocam birbirlerine karşı dürüst olmaları, doğru olmaları. Ondan evet. Bahsedeceğiz. Kıymetli hocam zaten Allah razı olsun çok güzel ifade ettiniz. Eğer bir yapının temeli sağlam olmazsa... Evet hocam. O yapı ne yapar? Çöker. Hocam. Çöker. Fazla dayanamaz. Evet. Bir yapının temelinde ilahi rıza olmazsa o yapı çöker. Bir yapının harcında dini mübini İslam'ın güzellikleri olmazsa o yapı çöker.
Yani biz hiçbirimiz hiçbir ameli ne yapmayız? İnsanlar görsün diye veya nefsani arzularımızı tatmin için değil de Allah emrettiği için, ona kulluğumuzu göstermek için yaparsak, işte o zaman orada huzuru da, sekineti de, sükuneti de elde ederiz. Hani büyüklerimiz öyle diyor: el gördülük yaptın amel, buz üstüne kurdun temel. Evet. Şöhret ile olmaz kemal, evlerimi yıktın nefis demiş. Yani çok müthiş bir beyit efendim. Yani insanın nefis terbiyesi ve kendi varlığının farkında olarak ey insan, ey nefis, sen niçin yaratıldın sözünün efendim karşılık cevap bulması için hoşuma giden bir dörtlük. Hakikaten el gördülük değil, bizim yapacağımız işler, ameller bizi yaratan, bizi yaşatan ve bize emri ilahi ile hayat veren, yön veren Rabbimizin rızası için olmalıdır. Bunun için temel sağlam olmalı. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz evlilik konusunda çok teşvik etti. Evet. Ey gençler, iffetinizi korumak için, evet, kurtarmak için evleniniz. Nikah benim sünnetimdir. Evet. Femen ragibe an sünneti feleyse minni buyuruyor. Kim bunu terk ederse, kasten bundan vazgeçerse, sünnetullah'a karşı gelirse benden değildir buyuruyor. Hal böyle olunca zaten işte ilahi emir ve sevgili peygamberimizin sünneti birleşmiş oluyor kıymetli hocam. Böyle bir emrin yapılışında elbette temelin sağlam olması gerekir. Ve Resulullah'ın buyurduğu gibi, evet, bir kadın, nikahlanacak bir kadın erkek ile ne yapması gerekiyor? Efendim, soy bakımından araştıracak. Güzelliği var mı bakacak. Mal mülk bakımından, makam mevki bakımından efendim, denklikleri var mı? Bunu araştıracak ki bu da önemli. Ama en önemlisi de diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen dindar olanına bak. Dindar olanına bak. İki eli bereket dolasıca diye güzel bir ifadeyle bu yapının temelinin sağlam kurulmasını istiyor değerli hocam. Evet. İşte bu yapıyı sağlam kılabilmek için de en başta tabii dürüstlük, doğruluk olacak. Hatta şöyle kıymetli hocam, belki televizyonlarını yeni açan, uyku mahmurluğunda olan kardeşlerim varsa bir anekdot söyleyivereyim. Uykular kaçsın. Şimdi bir anne baba çocuklarını evlendirecekler. Ama ama bir yavruları var, gözleri görmeyen. Evet. Tabii engelli olmak belki Allah'ın bize büyük bir lütfu, onu bilemeyiz. Ama insan olarak ne yapıyoruz? Efendim, her zaman olduğu gibi onu biz bir eksiklik gibi görüyoruz insan olduğumuz için. Bu ama yavruya bir kız isteyecekler, belki vermezler diye evdeki gözleri gören, daha gürbüz olan yavruyu gösteriyorlar. Biz bunu evlendireceğiz diye. Yalnız kız tarafının da aksayan bir kızları var. Anadolu tabiriyle topal. O da Allah'ın lütfu. Onlar da diyor ki, bu engelli yavrumuzu gösterirsek belki almazlar. Şu diğer kızımız var, onu gösterelim diyorlar. Onlar da onu gösteriyorlar kıymetli hocam. Peki. Allah'ın emriyle birbirine talip oluyorlar. Yani birisi ama olan yavruyu göstermeden diğerini, öbürü de engelli olmayan yavruyu göstererek engelli yavrumuzu
evlendirmeye kalkışıyorlar. Yani temelde ne var? Bir problem var. Problem var. Efendim, düğün dernek kuruluyor kıymetli hocam. Davulcu kardeşimiz bunu duymuş. Diyor ki davulu çalıyor şimdi diyor. Kız evine dönüyor. Topal kızı verdik ere. Topal kızı verdik ere dermiş. Oğlan evine dönünce de bizimki de ona göre, bizimki de ona göre diyor. Ama bu hakikat nereye kadar gizlenecek? Tabii bir müddet sonra bu açığa çıktığı için zaten kardeşimiz açık açık söylemiş o düğünü ilan eden. Ne oldu? Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Yani insan aldatılmaya müsaittir elbette. İnsanız. Aldatılabiliriz. Ama aldatan hiçbir zaman karşısındakini değil, kendisini aldatıyor. Eyvallah. Bak o orada aldattım zannediyor ama karşısında daha hemen onun karşılığını görüyor. Allah Resulü ne buyuruyor? Men gashyana feleyse minna. Yani hile yapan, aldatan bizden değildir. Evet, Allah Resulü onu bir ticari efendim ahlak üzere, ticaretin ahlakının kurulması üzerine söylemiş. Ama Kur'an'a baktığımız zaman her şeyin ticaret olduğunu, imanla küfrün efendim ticaret olduğunu, hidayetle dalaletin efendim ticaret olduğunu, ama Allah-u Zülcelal'in rızası için yapılan işlerde zarar etmeyen bir ticaretin ümit edildiğini anlatıyor. Efendim, yercûne ticareten len tebûr ifadesi malumunuz Kur'an'da geçiyor. Hal böyle olunca evlilik de esasında ailenin teşekkülü de o manada zaten hem akittir, hem ahittir, hem ibadettir. Dolayısıyla orada bir ticaret var. Birbirini aldatanlar فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ dediği gibi Allah-u Zülcelal'in onların alışverişleri, o ahitleri, o akitleri kâr etmeyecek. Ama işte o noktada değerli hocam, daha işin başında Allah Resulü'nün tavsiyelerini tutarak, Kur'an'ın öngördüğü Kur'ani ahlakı önceleyerek ve bir de kandırmadan, dürüst olarak işe başlarsak, Rabbimiz kurulacak olan o yuvaları ne yapacak? Huzur ve sekinetin kaynağı, menbaı yapacak. Ben hep şunu söylüyorum kıymetli hocam. Kur'an bize o kadar güzel şeyler öğretmiş ki. Evet. Hepimiz bu mesleğin içindeyiz. Zaman zaman efendim bizi çağırıyorlar. Allah Resulü'nün hayatında duanın yeri çok önemli olduğu için İnsanımız da elhamdülillah her bir hayırlı iş için dua istiyor. Evet. Diyorlar ki hocam bir gelin çıkacak, dua eder misin? Evet. Bir efendim gelin inecek, dua eder misin? Hangi duayı okuyalım bunun için Saadet hocam? Düşündüğümüz zaman esasında Rabbimiz Kur'an'da gelin çıkan ve bir eve gelin giden kızımız için de bize bir dua öğretmiş. Rabbimiz buyuruyor ya peygamberimize öğretirken ve kur rabbi edhilni mudhale sidqin ve ahricni muhraca sidqin ve cealli min ledünke sultanen nasira. Esasında bu tam yani bir gelinin çıkışı ve bir gelinin bir eve girişi için okunacak pek kıymetli, pek mükemmel bir dua Saadet hocam. Ne diyoruz hocam? Anlamını paylaşalım kıymetli evet. izleyicilerimizle. Allah Resulüne öğretilen dua de ki ey Rabbim ben bir yere girerken hayırla girmeyi, bir yerden çıkarken hayırla çıkmayı lütfeyle. Değil mi? Burada bir çıkış var, hüzünlü
ve sevinçli ikisi aynı anda yaşanan bir gelinin çıkışında ne var? Gözyaşları olur ama o sevinç gözyaşlarıdır. Çünkü Allah'ın emrini icra ediyorlar. Doğru. Bir yuvanın kuruluşuna emek veriyorlar. Efendim. Doğrulukla çıkmak, doğrulukla. Doğrulukla ey Rabbim, atana rahmet. Ve kul rabbi edhilni müthale sıdkın. Rabbim bir yerden çıkarken doğrulukla çıkmayı, bir yere girerken de doğrulukla girebilmeyi lütfeyle. Katından bana bir yardım ihsan eyle. O yardım da zaten olmasa, Rabbimizin yardımı olmasa, biz hiçbir nimeti elde edemeyiz. Evet. Hiçbir güzelliği elde edemeyiz. Yani adeta Rabbimiz bu güzel duayı sanki bize bunun için öğretmiş. Hoş şeyde de siz de zaman zaman gidiyorsunuz. Mekke'de, Medine'de bu ayeti tünellerin girişine de yazmışlar. Evet. Çok hoşuma gitti. Evet. Yani tünele girerken o ayeti okuyorsun. Rabbi edhilni müdhale sıdkın. Ya Rabbi buraya doğrulukla girmeyi, hayırla girmeyi bana nasip eyle. Hmm. Ve sonra hayırla çıkmayı, efendim doğrulukla çıkmayı nasip eyle. Ne kadar güzel düşünmüşler. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Bolu'da, İstanbul'a yakın yerde, tünelde bir kaza oldu. Keşke diyorum ben insanımız, evet olacak elbette kazalar da o işin tabiatında var ama yani direksiyon başına geçtiğimizde bile o yolları, Allah'ın yeryüzünde yarattığı yolları kullanırken bile, o tünellere girip çıkarken bile biz manevi sigortamızı elden bırakmayalım. Gelin bu duayı, bu ayeti orada da okuyalım ama Allah emriyle kurulacak yuvaların başlangıcı olan bir gelin hanımın bir evden çıkarken doğrulukla çıkması, vardığı yere de doğrulukla girebilmesi için bu duayı okuyalım diyorum Sadi Hocam. Hocam temeli sağlam attınız. Evet inşallah. Temel sağlam olunca hakikaten zirveye doğru yücelir insan, yükselir insan. Kıymetli hocam, programın başladığından beri size 43 dakika geçmiş desem şaşırırsınız, taaccüple bakarsınız bana. Evet, sizinle olan programlarda zaten zaman hiç yetmiyor yani. Hocam elhamdülillah. Evet. Sözler sizde sanki inci tanesi gibi diziliyor. Hakikaten biz zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyoruz. Ta ki yönetmenimiz diyor ki kısa bir ara vereceğiz. Öyle. O aranın ardından da inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli izleyiciler, TV Kayseri ekranlarındasınız. Sahura Doğru programında bugün kıymetli hocam, Kayseri Bünyan İlçesi Müftümüz Sayın Mahmut Taş Yapan hocamla birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünde Bünyamin Fındıkçı hocamın o güzel sadasıyla seslendireceği güzel bir ilahiyle başlayacağız. Az sonra yeniden birlikte olacağız efendim. Aman bir yerlere ayrılmayınız. Programımız devam ediyor. Biraz önce anonsunu yaptığımız gibi, söz verdiğimiz gibi Bünyamin Fındıkçı hocamızdan hoş bir ilahi terennümle devam ediyoruz. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki o
Sensin dillerde okunan, sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Ağzınıza sağlık. Bu aynı zamanda kıymetli Mahmud Hocam'ın, sevgili kardeşimden isteğiydi. Hocamızın sayesinde, hocamızın sesinden bu güzel ilahiyi dinlemiş olduk. Ne müthiş sözler değil mi hocam? Ne kadar hoş, ne kadar latif, ne kadar nazlı bir kulun söyleyeceği sözler. Evet. Senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allah'ım deyince, bir anda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı gözümüzün önüne geliyor. Ve evet. Kur'an'ın şu ayetini de hatırlamamak mümkün değil. Zaten Yunus deyince her bir sözünün kaynağı ya Kur'an'dır ya sevgili peygamberimize olan aşk ve muhabbettir. Hı hı. Hani Hazreti Yusuf da ifade etmiş ya, İnnemâ eşhû bessî ve huznî ilallah. Ben ancak halimi, hüznümü, kederimi ancak Rabbime arz ederim. Ondan başka benim gözüm yaşın silecek yoktur diyor. İşte diline sağlık. Duygulandırdı bizi Bünyamin Hocam. Allah razı olsun. Senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allah'ım. İnşallah ilerleyen dakikalarda evet. Kendi bestelerinden de dinleyeceğiz hocam. İnşallah. Bünyamin Hocam'dan bugün. Her zaman zaten zevkle dinliyoruz, takip ediyoruz Bünyamin Hocam. Allah razı olsun. Rabbim muvaffak etsin her zaman inşallah. Kıymetli hocam, zarurat-ı diniye diye bizim medeniyetimizde, inancımızda, kültürümüzde çok önemli bir kavramlar evet. silsilesi var. Ve bu silsileler de, yani bu zarurat-ı diniye dediğimiz kavramlar da bizim aile hayatımızda çok kıymetli bir yere sahip. Evet. Şimdi izleyicilerimizden ola ki ya bu zarurat-ı diniye ya da zarurat-ı hamse diye bilinen bu kavramlar nelerdir? Neden aile için önemlidir diye sorabilirler. Evet. Cevabı zaten elinize bıraktım efendim. Hocam Allah razı olsun. Zaten o güzel sorularınızla her zaman ufkumuzu açıyorsunuz. Estağfurullah. Zarurat-ı diniye, makasidü'ş şeria, makasidü'l hamse gibi hakikaten ta ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sevgili peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar din-i mübini İslam'ın değişmeyen esasları var. Evet hocam. Yani adeta insanlığın kurtuluş reçetesi olarak, hani bizi yaratan Rabbimiz ne yapıyor? Bizi en iyi bilendir. En iyi yönetendir. O yaratan
ve yönetendir ayeti Kur'aniyenin ifadesiyle, değil mi? Lehul halku vel mülk. Yani hem yaratan hem de idare edendir. Ve bir de idare ettiklerini en iyi bilendir. Ela ya'lemu men halak. Evet. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Hiç yaratan bilmez mi diyor Rabbimiz? Yaratan. Hem de yani sizin kılcal damarlarınızda dolaşan kanı en ince ayrıntılarına kadar bilen bir Allah'ın kullarısınız. İşte onun kullarının yeryüzünde yönünü, yolunu şaşırtmaması için Rabbimiz bütün peygamberlerin getirdiği ve tebliğ ettiği dinde, ki biz bunun hepsine esasında İslam diyoruz. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak daha peygamberimiz bu dini tebliğ etmeden önce gelen peygamberler için de Müslim tabirini kullanmış. Evet. Malumunuz Hazreti İbrahim aleyhisselam için مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ buyuruyor. O ne bir Yahudiydi, ne bir Hristiyan idi. O tam Allah'a teslim olmuş bir Müslüman idi. Asla müşriklerden olmadı derken, yani tevhidin esasına sarılan, tevhidin esasını tebliğ eden bütün peygamberlerin İslam adıyla, Müslüman adıyla anıldığını Kur'an'da görüyoruz. Ve bizim dinimizde de esasında zaten oruç ibadeti de, oruç ayındayız malum, farziyeti ifade edilirken Rabbimiz ne buyuruyor? Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Evet. Umulur ki İşte takva üzere bir hayat sürerek yeryüzünün, dünyanın kötülüklerinden, şerlerinden korunursunuz diye. Yüce Rabbimiz esasında kıymetli hocam, Hazreti Adem aleyhisselamın İslam kaynaklarında bir sıfatı var malumunuz. Adem Safiyullah diye evet. geçiyor. Yani yaratılışın bütün safiyetini, bütün temizliğini üzerinde taşıyan, tertemiz yaratılan bir insan, tertemiz yaratılan bir varlık olarak Rabbimiz onu bize takdim ediyor. İşte bu varlığın, bu temizliğin, bu safiyetin korunması için bize ne yapmış? Zaten insanı diğer mahlukattan ayıran nedir kıymetli hocam? Akıl varlığı var. Birinci olarak İşte dinin esasatından, makasudu şeriyah, makasudu asliye dediğimiz şeyin birincisinde Allah'ın diğer mahlukatından ayırdığı, insana verdiği o nimetin korunması var. Aklın muhafaza edilmesi. Zaten bu akıl sayesinde insan ne yapıyor? O aklı veren zata karşı sorumlu oluyor. Mesela kıymetli hocam, Cenab-ı Hakk'ın melekleri var değil mi? Yani Kur'an'da bir kısmının isimleri sayılmış. Mukarreb melekler var. Hamele-i Arş dediğimiz arşı taşıyan melekler var. Hemen yanı başımızda yaptığımız bütün amelleri yazan melekler var. Yeryüzünde tabiat olaylarını düzenleyen, İşte insanın hayatı sona erdiği zaman o emaneti alan bir melek Azrail aleyhisselam. Bütün kainatın sona ereceğini haber veren melek var. Yani bütün melekleri şöyle göz önüne bulundurduğumuz zaman onların yegane işi Allah-u Zülcelal'e karşı kulluktur. Yani onların günah ile bir işi yok. Hiç tanışmamışlar. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Asla Allah-u Zülcelal'in emrine karşı gelmedikleri gibi ne emrolunursa onu yani. Yapan varlıklar. Ama bir de şeytan denilen bir varlık var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'de bize tanıtmış. Nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bildirmiş. İblis adıyla, namıyla ismi duyulmuş. Onun da sevapla bir işi yok.
Evet. Onun da işi gücü günah ile, hatta malumunuz, konuyu dağıtmayalım, Allah-u Zülcelal ile pazarlık eden, kötülük üzerine insanları yoldan çıkarmak üzere pazarlık eden bir varlık. Cenab-ı Hak insanın emrine amade kıldığı hayvanatı, nebatatı yaratmış. Ama onların da kıymetli hocam, ne sevapla ne günahla işleri var. Rabbimiz onlara hangi görevi yüklemişse onu yapıp gidiyorlar. Ama insan denilen bir varlık var ki, Kur'an'ın ifadesiyle leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yaptığı her bir iş ya kendi lehine yahut da aleyhine yazılan bir varlık. Nefis taşıyan, akıl gibi bir nimet kendisine verilen ama nefis taşıyan, yani kötülüğü emreden kodlarında bir varlığın olduğu insan. Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bahsettik. Bütün peygamberlere salat ve selam ediyoruz. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaratun bissu. Ne kadar güzel söz. Ben nefsimi temize çıkaramam. O hep kötülüğü emreder. İşte o kötülüğü emreden nefsin ıslahını Rabbimiz dinin ana esaslarından biri olarak bize öğretmiş. Nefsi, aklın muhafazası, ikincisi nefsin muhafazası. Yani akıl nimetinin sahibi olan insan o nefsin varlığını bilerek onunla ne yapacak? Mücadele edecek, onun ıslahıyla uğraşacak. Sonra neslin muhafazası. Evet hocam. Evet, zaten bizim de konumuzla ilgili en önemli üçüncü, yani ana madde, makasıdı diniyenin üçüncüsü, neslin muhafaza edilmesi. Yüce Rabbimiz öyle bir sünnetullahı bize emretmiş ki kıyamete kadar neslin pak olarak gelmesi ancak ve ancak nikah ile olur, evlilik ile olur ve Allah emriyle kurulan o yuvalardan tertemiz nesiller çıkar. Sonra malın muhafazası. Mal da yine nesille alakalı. Evet. Hiçbirimiz malın gerçek sahibi değiliz esasında. Hani Yunus Emre işte ne güzel Bünyamin hocam ifade etti. Her bir hususta güzel şeyler söylemiş. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan diyor. Yani emanetçi olduğunu unutma. Sana pak olan nesilleri veren Allah, o sana emanet ettiği maldan onlara da verecek. Ona göre kullan, ona göre değerlendir diyor kıymetli hocam. Sonra dinin muhafazası. Esasında hepsini kuşatan adeta bir şemsiye gibi. Belki de birinci madde odur ama hepsini saydıktan sonra biz ne diyoruz? Bütün bunları koruyacak olan, bütün bunları kuşatacak olan dinin muhafazasıdır. İşte dinin muhafazasında da ölçümüz nedir? Attığımız her adımda, aldığımız her nefeste ilahi rızayı aramak. Evet. Rabbimizin rızasını aramaktır. İşte ailenin teşekkülünde de zaten sevgili peygamberimiz, sen dinini muhafaza edene bak, sen dindar olana bak diye ne yapmıştı? Bizi uyarmıştı. Hocam, dolayısıyla ahiri cennet olan bir aile teşekkülünde bu beş maddenin özenle korunması, evet, kişiye hem cenneti hem rızayı getirir buyurdunuz. Kıymetli hocam, tabii zaten çok güzel ifade ettiniz. Hatta şu söz de benim çok hoşuma gidiyor. Ahiri cennet olması zaten ailenin teşekkülünde hedeftir. Hatta yeryüzünde huzurlu bir aile de sanki cennetin bir şubesi gibidir diye ifade etmişler. Yani bu da çok güzel bir söz. Evet, hem o ailenin kuruluşunda hedef, o sekineti, o sükuneti ki biz yeryüzünde az bir böyle haz aldığımız, huzur bulduğumuz şey olduğu an hemen ne aklımıza geliyor? Cennet aklımıza geliyor. Hı hı. Yeryüzünde tabiatın bir güzelliğini,
Rabbimizin lütfettiği bir güzelliği görüverince cennet aklımıza geliyor. Halbuki Allah Resulü ne buyuruyor? La aynun ra'at ve la üzünün semiat. Değil mi? Yani esas güzellik ne kulakların işittiği, ne gözlerin gördüğü, hatta ne insan hatırına gelen öyle güzellikler var ki Rabbimiz orada size ikram edecek. Ama işte o güzelliklerin belki milyonda bir parçası bize ikram edildiği zaman işte cennet diyoruz. Aile de işte esasında kuruluşuyla o cenneti hedefleyen ama yeryüzünde huzur bulduğu zaman aile, o cennetin adeta bir şubesi gibi yaşanan yerin adıdır kıymetli hocam. Hocam, sözleriniz bana Tevbe suresindeki şu ayetleri hatırlattı. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Yani biri diğerinin ayrılmaz parçası, mütemmim cüzü olan kadın ve erkeğin birbirine dost, yaran, cennet yolculuğunda refik olduğunu ifade ediyor hocam. Aynen. Ve Anadolu'da güzel bir söz var kıymetli hocam. Cenab-ı Hak dört duvarı sır için yaratmış derler. İşte, bir daha hocam. Evet, bir daha buyurunuz hocam. Dört duvarı Mevla sır için yaratmış derler. Evet. Ve bunu da söylerken bizim insanımız da esasında affedersiniz, yani hep ya bir ayete ya bir hadise dayanmışlar. İşte oruç ayetlerinin hemen peşinde yine oruçla ilgili okurken ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Hünne libâsün leküm ve entüm libâsün lehünne. Yani kadın erkeği, erkek kadını adeta örten, yani o sırları koruyan birer elbise gibi ifade edilmiş. Dolayısıyla ailenin teşekkülünde hakikaten Allah-u Zülcelal'in bize emrettiği, bize işaret ettiği, dinin korunmasını emrettiği alanların neredeyse tamamı mevcut kıymetli hocam. O yüzden mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Akabe denilen yerde Akabe biatleri yapıldı. Yani daha Medine'ye hicret emri gelmeden ama tabiri caizse o hicretin altyapısı oluşturuldu. Ve oradan gelen insanlar merak ediyordu. Resulullah neyi anlatıyor? Neyi öğretiyor? Öğrettiği şey karşısında neyi vaat ediyor diye merak içerisindeyken sevgili Peygamberimiz buyurdu ki siz şu altı şey konusunda dikkatli olun. Garanti verin ki ben de Rabbimin adına size cenneti garanti edeyim. Evet, buyurdu. Kıymetli izleyiciler lütfen dikkat. Hocam altı şeyden bahsedecek Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği, yaparsanız mutlu olursunuz dedi. Evet. Hocam bir. Ve karşılığında da şeksiz şüphesiz Resulullah'ın Allah adına cenneti vaat ettiği birincisi, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin diyor. Evet hocam. İşte ailenin teşekkülünde de doğruluk olacak. Ticarette doğruluk olacak. Arkadaşlıkta doğruluk olacak. Bir defa konuştuğunda doğrusu konuşacaksın. Güven denilen varlığı ortaya koyacaksın. Allah Resulü'nün en belirgin, en önde gelen özelliği neydi? Daha selam peygamber olmadan Muhammedül Emin. Güvenilen, yalan söylediği işitilmeyen, daha sonra da zaten kendisi yalan, bütün kötülüklerin anasıdır diyecek olan bir peygamber. İkincisi, vaat ettiğiniz zaman efendim vaadinizi yerine getirin. Evet. Evet. Bu da çok önemli. Yani biz esasında Rabbimize imanımızı da vaat ettik. Kelime-i tevhid ile bir imza attık. Ya Rabbi, biz senin varlığına, birliğine inanıyor, sana kul olarak ancak ve ancak seni Rab tanıyor, Habibini peygamber olarak biliyoruz diye ne yaptık? Bir vaade imza attık.
İşte vaadimizin yerine getirildiği zaman cennet bize yaklaştırılıyor. Sonra üçüncü olarak size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Allah Resulü ne buyuruyor? Eşler birbirine Allah'ın emanetidir. Eşler birbirine Allah'ın nimetidir. Esasında kıymetli hocam, tabi maddeler unutulmasın, peş peşe sayacağız ama bu emanet konusunda bir cümle söyleyelim. Buyursunlar hocam. Eşler esasında Rabbimizin birbirine seçip lütfettiği, kadın için o kadar erkeğin içinden ne yapmış? Allah onu ona eş seçmiş. Erkek için o hanımefendiyi o kadar hanımefendinin içinde ona eş seçmiş. Öyleyse diyecek ki Rabbim sana hamdolsun. Bu kadar efendim hanımlar içinde bu hanımefendiyi bana eş olarak, nimet olarak verdin. Şimdi biz şöyle bir şey düşünelim. Bizim de adetlerimizde var. Bir yere hasta ziyaretine giderken götürürüz. Hayırlısına giderken götürürüz. Çiçekler götürülür değil mi? Siz bir çiçek götürdünüz bir kardeşinize. O dese ki yahu bu nasıl bir çiçek? Renkleri de hiç birbirine tutmamış dese, o çiçeği getiren bunu duyunca ne yapar? Üzülür. Ben hangi duygularla gittim? Ben hangi samimiyetle kardeşimi ziyaret ettim? Onun benim hakkında düşündüğüne bak. Evet. Allah'ın verdiği bir nimet hakkında, bir emanet hakkında biz böyle yanlış bir düşünceye saplanırsak, emanetin sahibi gücenmez mi? Gücenmez. Orada çok önemli. Onun için emanete riayet edildiği zaman cennet yaklaşıyor. Dördüncü olarak, iffetinizi korursanız Allah size cennet verecek. İffetin korunmasının işte az önce de nefsin korunması yönünde konuştuk. İffetin muhafazasının en güzel yeri nedir? Ailedir kıymetli hocam. İffet, iffet, iffet. Ama kadın içinde, erkek içinde. Bu da çok mühim. Bazı insanlar sanki yalnızca iffeti, yalnızca namusu korumak kadına aitmiş gibi yanlış bir algı ile insanları yanlış yöne sevk ediyorlar. Halbuki iffeti korumak kadın içinde, erkek içinde aynı derecede sorumluluğu gerektiriyor. Sonra beşinci olarak harama bakmaktan sakınırsanız efendim Allah size cennetini garanti ediyor. Kişiyi, gözünü, elini, dilini, her şeyini haramdan koruyacak olan yine ailedir kıymetli hocam. Sonra elinizi haramdan çekerseniz efendim Allah size bu altı şeyle cenneti garanti edecek buyuruyor. Hocam. Ki bu altı maddenin de yine neredeyse tamamı ailenin içerisinde yaşanması gereken şeyler kıymetli evet. Hocam. Hocam hakikaten müstefit olduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Saniyeler durdurak bilmiyor. Dakikalar saniyeleri kovalıyor hocam. Evet. İnanın 45 dakika daha, yarım saat daha geçti. Sübhanallah. Dolayısıyla yönetmenimiz bizi evet. uyarıyor. Fakat bugün şöyle bir farklılık yapalım. Bünyamin hocamızı bulmuşuz. Allah razı olsun. Onunla araya gidelim hocam. İnşallah. Kıymetli izleyiciler, araya gitmeden önce yine kıymetli dostum Hafız Bünyamin Fındıkçı hocamızdan kendi bestesi olan Yunus Emre Güftesi diye hatırlıyorum. Bir ilahiyle devam ediyoruz. Vaktinize hazır olun, ecel varır gelir bir gün. Vaktinize hazır olun, ecel varır gelir bir gün. Emanettir kuşa canın, sahip vardır alır bir gün.
Emanettir kuşa canın, sahip vardır alır bir gün. Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin. Pervaz ruben kaçarsın, ecel seni bulur bir gün. Ecel seni bulur bir gün. Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin. Pervaz ruben kaçarsın, ecel seni bulur bir gün. Ecel seni bulur bir gün. İş bu meclise gelmeyen, anıp nasihat almayan. İş bu meclise gelmeyen, anıp nasihat almayan. Eliften bayı bilmeyen, okur kişi olur bir gün. Eliften bayı bilmeyen, okur kişi olur bir gün. Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin. Pervaz ruben kaçarsın, ecel seni bulur bir gün. Ecel seni bulur bir gün. Tutmaz olur tutan eller, çürür şu söyleyen diller. Tutmaz olur tutan eller, çürür şu söyleyen diller. Sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün. Sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün. Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin. Pervaz ruben kaçarsın, ecel seni bulur bir gün. Ecel seni bulur bir gün. Eyvallah sevgili hocam. Evet kıymetli izleyiciler, programımızın son bölümünde sizlerle yeniden birlikte olmak üzere. Şimdilik müsaade istiyoruz sizlerden. Efendim yeniden merhaba. Sahura doğru programımızın bu son bölümünde birlikteyiz. Programımıza bugün kıymetli konuğumuz Mahmut Taşyapan hocamızla devam ediyoruz. Kayseri Bünyan İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan hocamızla programımızın ilk bölümünde aileye dair hasbihal ettik. Programın bu son bölümünde de aileyi ayakta tutan erdemlerden bahsedeceğiz kıymetli hocamızla. Vakit çok az. Dolayısıyla ben sözü hemen sözün sahibine, kıymetli hocamıza devretmek istiyorum. Efendim, aileyi ayakta tutan erdemler. Çok afilli bir cümle oldu hocam. Nedir hocam bu erdemler? Allah razı olsun kıymetli hocam. Zaten o erdemler olmadan kimseye er demiyoruz. Evet hocam. Şimdi Cenab-ı Hak ailenin zaten ta kuruluşundan korunmasına, ailenin meyvelerinin korunmasına ve o aileyi teşekkül eden bütün unsurların sonunda cennet yurdunda, selam yurdunda, hı hı, ebediyet yurdunda da aynı huzura kavuşmasına dair bir hedef gösteriyor kıymetli hocam. Onun için hani diğer bölümlerde de konuştuk, esasında Allah Resulü'nün hayatını kuşatan o güzel ömründe
her an, her saniye, her dakika bir erdem var. Onun adı duadır mesela. Duasız olmaz. Duasız ayakta durmaz. Yani duasız olan hayat, harçsız kurulan duvara benziyor adeta. Evet. Onun için Rabbimiz ta işin başında, hani bir gelin çıkarken dua okuduk ya, bir de o yuva teşekkür ederken şu duayı bize öğretiyor. Bismillah. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yunin vec'alna lil muttaqina imama. Ey Rabbimiz, ne olur bizim için ikram ettiğin, ihsan ettiğin, nimet kıldığın eşlerimizi ve evlatlarımızı göz aydınlığı eyle. Bizim için göz aydınlığı eyle. Amin. Gönül sururu eyle. Amin. Ve bizi takvada önde giden müttakilerden eyle diye güzel bir dua öğretiyor. Esasında hedef de gösteriyor bu dua ile. Yani aileyi sen, senin için bir nimet bileceksin. Göz aydınlığı, gönül sururu bileceksin. Ve bu göz aydınlığı, gönül sururuna erişebilmek için de takva için çalışacaksın. Dolayısıyla kıymetli hocam, diğer bir ayetinde de Rabbimiz o ailenin en güzel meyvesi olan yavrularımızı yine eşlerimizle beraber, efendim, yani bize eş olan kadın için erkeği, erkek için kadını kastediyorum. Bazen Kur'an'ın ifadesini eşlerimiz diye tercüme edince insanlar yanlış anlayabiliyor. Birden fazla eş mi kastediyor demesinler. Evet, çünkü birinci derecede Kur'an'ın öngördüğü tek eş. Ama zaruret hali olur, başka şeyler olur. Kur'an'ın hükümleri, evet, bizim için gelmiş. Yani burada ayeti kerimesinde buyuruyor ki "Gû enfusekum ve ehlîküm nâra." Ey insanlar, ey iman edenler, hem kendinizi hem de ehlinizi, yani eş ve evlatlarınızı, yakıtı ateş ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten muhafaza edin buyuruyor. Dolayısıyla esasında kıymetli hocam, ailenin kuruluşunda bir hedef var. Takvaya, Allah'ın rızasına yönelme hedefi var. İşte bu hedefe doğru giderken bu aileyi ayakta tutacak, bu takva yolunda yürütecek erdemler nedir? Pek çok bu hususta kafa yoran, hem dini sahada çalışan, hem de efendim işin psikoloji boyutunda çalışan insanlarımız, hocalarımız şu beş maddeyi hep saymışlar. Efendim, hatta yaygın tabiriyle 5S formülü falan demişler. Evet. Bunun başında sevgi var, saygı var, sabır var. Sevgi, saygı, sabır. Sadakat var. Sadakat. Ve samimiyet var. Samimiyet. Kıymetli hocam, aslında ben bu 5 maddeye efendim ailenin ayakta durması, ailenin o mükemmel, o muazzam yapısını korumanın 5 sırrı diyorum. Yani en başta ne gelmiş? Sevgi. Neydi sevginin kaynağı? Bütün sevgilerin kaynağı Allah-u Zülcelal Hazretleri'dir. El-Vedud olan, El-Vedud. Sevgiyi yaratan. Ve ailenin teşekkülünde ne ifade etmişti? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Yani Zat-ı Uluhiyetine münasip gördüğü 99 esmasından, sıfatından birisini o ailenin teşekkülüne yerleştirmişti Mevlamız. Efendim, işte bu sevgi. Ancak sevgi bazen kıymetli hocam karşılık beklenerek yapılan bir şeydir. Yani sevgi esasında işin tabanıdır. Esasında
sevgiyi zirveye ulaştıracak ve o aileyi ayakta tutacak olan sevginin ürünü şefkattir. Evet. Ve iki kanatlıdır değil mi hocam? Tek kanatlı. Yani tabii karşılıklı. Yani sevgiden kaynaklı ama menfaate dayanmayan üst şey nedir? Şefkattir, merhamettir. İşte sevgiden daha büyük olan şefkatle biz ne yaparız? Bu sevgiyi ayakta tutabiliriz. Sonra saygı dedik kıymetli hocam. Şöyle bir benzetme yapmışlar. Bu hususta yine kitap yazanlar, kafa yoranlar. Sevgi su ise saygı da onun kabı gibidir diyor. Sevgi su ise saygı da onun kabı gibidir. Yani saygısız da olmaz. Bu da yine iki kanatlı, karşılıklı olacak. Yani Allah dostlarından birinin ifadesiyle arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir demişler. Evet. Pek iyi demekle devam eder demişler. Hakikaten yani burada en fazla arkadaşlık yapacağımız, en fazla devamına ihtiyaç duyduğumuz nedir? Allah'ın bize emanet ettiği, daha doğrusu biri birimize emanet ettiği eşlerdir. Eğer biz bu eşler arasında bu saygıyı tesis edemezsek, sevgi kaynaklı, şefkat kuşatmalı, şefkat en üst sınır olarak ifade ediyorum. Şefkatle kuşatılan ve saygıya dayanan bir birliktelik olmazsa orada ne yapar? O ailenin ayakta durması mümkün olmaz. Ama bir de saygının da kıymetli hocam üst sınırı var. Yani saygıyı da ileri taşıyan, onu gerçekten hayata döndüren şey var. O da nedir? Nezakettir. Evet hocam. Evet. Nezaketin de aynı şefkat gibi karşılık beklemeden tatbik edilen bir erdem olduğunu görüyoruz. Evet, saygıda da insan ne yapar? Bir takım beklentileri olabilir. Bir takım menfaatleri için birilerine saygı duyabilir. Ama nezaket saygının da ötesinde, artık karşılık beklemeden o hayatı en üst düzeyde güzellikle yaşatmanın adıdır nezaket. Bir de sabır var kıymetli hocam. Sabır esasında Allah-u Zülcelal'in biz kullarına lütfettiği en önemli nimetlerden bir tanesi. Yine ismi celil olan Es-Sabur'dan. Ve evet, Rabbimizin bir ismi şerifi de Es-Sabur. Evet. O kadar kıymetli ki zaten kıymetli hocam, bu ailenin korunmasında da böyle, hayatın korunmasında da böyle. Rabbimiz esasında Fatır suresinin sonunda, hemen Yasin suresinden önce bir ayeti kerime var. Fatır suresinin 45. ayetinde buyuruyor ki Mevlamız, eğer biz kullarımızın yaptığı bir hatadan, işlediği bir günahtan dolayı hemen cezalandıracak olsaydık, yerin sırtında canlı kalmazdı buyuruyor. Yeah. Aynı manada bir ayeti kerimeyi yine Nahil suresinin 61. ayeti kerimesinde görüyoruz. Rabbimiz yine orada da benzer ifadeleri kullanıyor. Ama buyuruyor ki biz bir zamana kadar erteliyor, mühlet veriyoruz. Zamanı geldiğinde herkesin yaptığı ameli gözünün önüne serilecektir. Yani Rabbimiz o kadar rahmetin, o kadar merhametin sahibi ki, işte onun sıfatından bir damla verdiği merhametle o aile ne yapar? Ayakta durur. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Geceyi bizim için sır perdesi olarak yapmış. O ailenin yaşadığı o dört duvarı sır olarak bize lütfetmiş ve bizim günahımızı kimselere göstermemiş. Ya. Öyleyse bize düşen de ne ailemizin sırrını ne de kendimize ait günahlarımızı
dışarıya vurarak şahitler tutmayacağız. Çünkü öyle diyor Kerkükli bir şair, kıymetli hocam, cebininde yazsaydı her kişinin amelin, o zaman belli olurdu merdü kim, hammarı kim diyor. Eğer Allah işlediğimiz hataları eşlerimize karşı, evlatlarımıza karşı veya gecenin karanlığında işlediğimiz hatalarımızı alnımıza yazsaydı, ya da şöyle boynumuzu assaydı, o zaman mert kim, namert kim belli olurdu diyor. Ne kadar şükretsek az. İşte kuluyla Allah arasında, zatı arasında olanları ifşa etmediğimiz müddetçe inşallah tevbe ile temizlenenleri severim buyuruyor. Hata edenlerin en hayırlısı, Resulullah'ın ifadesi, hatasını bilip ondan dönenlerdir buyuruyor. Dolayısıyla kıymetli hocam, aileyi ayakta tutarken de işte nezaketi de elden bırakmadan, gerektiği zaman hatasını kabul ederek, efendim özür dilemesini bilerek, kırıp dökmeden, mesela şimdi Ramazan ayındayız, oruç ayındayız, böyle açlığın zirve yaptığı, efendim vücudun farklı tepkiler verdiği bir anda sizin çocuğunuz sizin yanınıza gelecek, bir şey isteyecek. Siz buna git başımdan, ben orucum falan derseniz bu yavru ne yapar? Eyvah, bu oruç iyi bir şey değil demek ki. Evet. Baba ile oğlun arasını açıyor der. Evet, evet. Ama o gelen yavrumuza, yavrum şu anda hiç durumum iyi değil ama ne kadar mübarek bir aydayız. Bir evlat, bir çocuk bu ayda geri çevrilmez. Ne istiyorsan onu yapalım deyiverdiği zaman bu evlat ne diyecek? Keşke hep Ramazan olsa, keşke hep oruç olsa. Bak bu ayda çocukların gönlü kırılmazmış, bu ayda eşlerin hatırı yıkılmazmış diyerek o yavru ne yapacak? Hem o babaya saygı duyacak, hem de o mübarek ayı hep özleyecek, hasretle bekleyecek. Hocam söz söyleme sanatı demek ki çok farklı bir erdem. Evet. Hazreti Yunus'un ifadesiyle söz ola kese savaşı. Evet. Söz ola kestire başı. Söz ola aşı. Yağ ile bal edebilir söz. Tam da yerine geldi kıymetli hocam. Zaten ben de oraya doğru geliyordum. Aileyi ayakta tutacak olan şeyin birisi de özde olan şeyin söz ile ve göz ile ifade edilmesi. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde buyuruyor ya, Bismillah. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a ileyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salih. Yani bütün kim izzet ve şeref istiyorsa, arıyorsa bilsin ki o Allah'ın katındadır. Ama o Allah'ın katına sizi yüceltecek olan, o Allah'ın katında size dereceler verecek olan nedir? Sizin güzel sözleriniz ve salih amellerinizdir diyor. Bir söz var, evet, gönlü hoş eder. Gönülden çıkar, gönüle girer. Ne yapar? Allah Resulü'nün ifadesiyle adeta sihirdir o. Yani o sözün güzelliğinde sihir vardır. İnne minel beyan ile sihrun ifadesi var malumunuz. Onun için yani ailenin ayakta durmasında eşlerin böyle Allah'ın kendilerine emanet olarak verdiği iki eş arasında gönül köprüsünü kıyamete kadar bozulmayacak şekilde kurmak. Onun için Hazreti Yunus diyor ya, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Yani gönlünü sana vermiş, varlığını sana emanet etmiş bir insanın gönlünü hoş etmekten daha güzel ne olabilir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zaten kavlen sedida, ey benim kullarım, sözün en doğru olanını sözün, söyleyin. Eşlerinize, evlatlarınıza karşı açık olun, şeffaf olun, gizli olmayın.
Gavlen kerima, sözün en güzel, böyle cömert, gönüllü okşayanını söyleyin. Evet. Gavlen beliga, hedefe sizi ulaştıran, takvada sizi önde tutan sözleri söyleyin. Gavlen leyyina, böyle yumuşak olan, gönülleri okşayan sözü söyleyin. Ailede bunlar çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği de zaten neydi Kur'an'da? Bir özelliği kıymetli hocam. Selam Bismillah. Febime rahmetin minallahi lintelehum buyuruyor. Ey peygamberim, sen ümmetin üzerine, eşlerin, evlatların üzerine Allah'ın bir lütfu, rahmeti olarak yumuşak bulundun. Velev künte fezzan galizel galbilen feddu min havlik. Eğer katı kalpli olsaydın, sert sözlü olsaydın, etrafında kimsecikler kalmazdı, dağılıp giderdi. İşte biz Allah Resulü'nün bu ahlakı hamidesini yakalayamazsak aile içinde, Allah korusun, bizim de etrafımızda ne eşimiz ne evladımız kalmayabilir kıymetli hocam. O yüzden sabırla, sadakatla ve samimiyetle bunu ayakta tutacağız. Bu 5 sırdır diyorum ben. 4 de eylem var esasında. Onlar da S formülü kıymetli hocam. O da yine dün akşam konuyla ilgili böyle kitaplara, yazılan makalelere bakarken gördüm ki sadece dini sahada yazanlar değil, işin psikoloji boyutunda olan hocalarımız da yazmış. Diyor ki sofrada bir olacaksın. Evet. Seccadede bir olacaksın. Evet. Bir evde ibadet birlikte yapılıyorsa oraya huzur iner, sekinet iner, sükunet iner, takvada yol alırlar. Sofra birliği, seccade birliği. Seccade birliği, seferde bir olacaksın. Seyahat yolculukta yani. Da efendim pek çok yolculuğu birlikte planlayacaksın. Bir de sohbette bir olacaksın. Yani. Esasında bunu zamanın getirisi demeyelim, götürüsü, sohbet birliğimizi yok etti kıymetli hocam. Esasında başarabilirsek her evde bir okuma saati olmalı. Hiç olmazsa şu mübarek Ramazan günlerinde bir mukabele saati olmalı. Eğer eşler, evlatlar o sohbet birliğini, ibadet birliğini yakalayabilirse inşallah aileyi ayakta tutma yönünde çok güzel mesafeler almış olurlar. Bu da 4 eylem diye ben ifade ediyorum. Eyvallah hocam. Şöyle sizin o 5 sırrınızı baştan bakalım zihnimde kalışma hocam. Evet. Birincisi sevgi. Evet. Sevgi işin kaynağı. Evet, özü. İşin kaynağı. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Sevgiyi besleyen, sevgiyi tetikleyen saygı. Saygı. Saygı olmayınca birbirlerine karşı iletişimde problemler başlıyor. O ikisini koruyacak sonra sabır gerekiyor zaten. Sabır gerekiyor. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Allah razı olsun. Sonra sadakat. Dördüncüsü sadakat. Sonra samimiyet. Beşincisi samimiyet. Evet. 5 sır, 5 S formülü ailenin. 4 eylemi de ezandan sonra inşallah. Efendim, Kayserimizin imsak vaktinin habercisidir sabah ezanları. Şu an Kayseri semalarında sabah ezanında, sabah makamında ezanlar yükseliyor semaya. Biz de stüdyomuzda Hafız Bünyamin Fındıkçı hocamızdan sabah ezanını dinliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en محمد رسول الله
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya lil falah. Hayya lil falah. Es-salâtu hayrun minennevm. Es-salâtu hayrun minennevm. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أي bu okunan tam davetin Rabbi olan Allah'ım. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti yüksek dereceyi lütfeyle. Amin. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Amin. Ya Rabbi. Niyet ettik senin rızan için bugünkü Ramazan orucumuzu tutmaya. Ya Rabbi. Onu bize kolaylaştır. Onu bizden kabul eyle. İlahi, kulun Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi dua ediyoruz. Bize dünya ve ahiret güzelliği ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizi neslimizi namazı kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizi, anne babamızı, bütün müminleri kıyamet gününde bağışla. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sevgili izleyiciler, bugün programımızda Kayseri Bünyan ilçe müftüsü kıymetli hocamız Mahmut Taşyapan hocamızla birlikteydik. Programımızın son bölümünde, son kısmında hocam 5S 4 eylem formülünden bahsettiler. Bütün bir programın da hulasa-i kelamı oldu sanki. Son olarak son sözlerinde de hulasa-i kelam ne buyurursunuz diyerek veda edelim hocamla. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Öncelikle Rabbimiz sahurumuzu, seherimizi bereketli eylesin. Amin. O güzel dualarımızı kabul eylesin. Evet. O dört eylemi bir kez daha söyleyelim. Eğer biz aileyi ayakta tutacaksak mümkün mertebe aile efradıyla sofrada bir olmalıyız. Seccadede
bir olmalıyız. Bazen şunu bize soruyorlar, hocam karı koca iki kişi de mi cemaat olabiliriz? Elbette. İki kişi olduğu zaman o cemaat sevabına ermek için büyük gayret göstermeliyiz. Seccadede birlik olmalıyız. Sohbette bir olmalıyız. Seyahatte, hele hele bu seyahatte Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e olursa o da ayrı bir güzellik olur kıymetli hocam. Rabbimiz inşallah emriyle kurulan yuvalarımızı Resulünün sünnetine uygun bir hayat tarzı ile korusun ve bizler için de cennetin yeryüzündeki şubesi en güzel sığınağımız kılsın ailemizi inşallah diyorum. Amin. Amin ya Rabbi. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. İnşallah yeniden bir başka programda misafir etmekten onur duyarız. Kıymetli izleyiciler, bugün program konuğumuz Kayseri Bünyan İlçe Müftümüz Sayın Mahmut Taş yapan hocamız idi. Yine programımıza teşrifiyle şeref veren Hafız Bünyamin Fındıkçı hocamız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi hanelerinizde onlarca kanal içerisinden bizi tercih ederek bizi izleme lütfunda bulunan siz kıymetli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu programın sizlere ulaşması için gerek burada gerekse merkez stüdyolarımızda çalışan kıymetli çalışanlarımıza, değerli yönetmenimize teşekkür ediyoruz. Yeniden buluşmak diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.